Sevindikçe özgür olursun. Bir de eğlenirsen daha ne olsun. Hadi sen de katıl aramıza. Ekran neşeyle dolsun. Birlikten kuvvet doğacak. Bir anda her şey kolaylaşacak. Hem eğlenme hem öğrenme. İkisi birbirine çok yakışacak. Diyorsan ki mücadele benim işim. Sohbet, yarışma, bir de gelişim. Tam sana göre bir yer var, adres. Uzaktan erişim. Uzaktan erişim. Uzaktan erişim TRT EBA'ya hepiniz hoş geldiniz. Yeni sorularla ve bol kahkahayla dolu olacağını emin olduğum bu bölümümüzde bizimle olacağınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Uzaktan erişim. Hoş geldiniz sütlü Nuriyelerim. Şeker fanelerim. Hoş bulduk. Allah'ım bu ne güzellik, şunlara bak, şunlara. Isırırım gelip sana. Bak. Coştum. Öğrendikçe özgür olursun, bir de eğlenirsen daha ne olsun. Hadi sen de katıl aramıza, ekran neşeyle dolsun. Birlikten kuvvet doğacak, bir anda her şey kolaylaşacak. Hem öğrenme hem öğrenme, ikisi birbirine çok yakışacak. Sanki mücadele benim için, sohbet, yarışma, bir de girişim. Sana göre bir yer var, adres. Uzaktan erişim. Uzaktan erişim. Şim, şim. Evet. Tekrar hoş geldiniz İremciğim. Bu sürpriz için çok teşekkür ediyoruz. Özel hazırlamalar yapılmış. Koreografi mikrofonu kullanılmış. Hiçbir şey es geçirmemiş. Harika sesinle. Müthişti. Teşekkürler İrem Morkor. Bir şey değil. Şarkımızı ezberleyelim. Evet lütfen şarkımızı ezberleyelim artık. Nasılsınız çocuklar? İyisiniz değil mi? İyi Seda abla. İyi Seda abla, sen? Ben de iyiyim, çok iyiyim. Bir şey anlatmak isteyen var mı? Söylemek isteyen arkadaşımızı çağırmadan önce? No. Yok. İnşallah bir şey çocukla benzeyecek. Alara. Alara şu anda özür dilerim. Deniz, İrem bütün dikkatleri üstüne topladı biraz. Geç gördüm. Ne o kafandaki? Ne kadar yakışmış. Tavşan. Kadar güzel. Onu bana veriyorsun. Şöyle. Tamam getiririm, kargolatın. Ya çok güzel. Kulakları. Evet. Onu nasıl yapıyor? Aa, Allah'ım neler yapıyorlar. Bende de var öyle bir şey. Böyle upuzun kulakları, böyle cepleri var kışın. Evet onları da biliyorum ama bunda cep yerine işte. Evet ama çok tatlı, çok güzel. Çok güzel, çok yakışmış. Güle güle kullan. Sıkılırsan bana yollarsın. Bana da yollayabilirsin. Hayır bana yollayacak. Evet hadi yeni arkadaşımızı çağıralım o zaman. Yağız abicim senin için de bir sakıncası yoksa. Yok yok. Aa, o zaman Gülin, Gülcan. Hoş geldin Gülin. Ay hoş Gülin. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok şıksın. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz aramızda olduğun için. Nereden katılıyorsun aramıza Gülin? Sakarya. Sakarya. Sakarya ve tüm seyircilerimize selamlar olsun Selam. Efendim. Selamlar. Tanıt bakalım kendini, neler yapıyorsun? 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Galiba avokadoları da çok seviyorsun. Avokado, evet arkada avokado var, evet. Seviyor musun avokado? Çok sevmiyorum yani, hiç tadına bakmadım ama. Ay, umarım zamanda bakarsan çok faydalıdır. Herkese yemesini tavsiye ediyoruz değil mi çocuklar? Ben sadece cipsiyle ye. Cipsiyle çok güzel oluyor. Hayır ne alakası var? Faydalıyla zararlıyı karıştırıyorsun. Hayır sen tepkisinde ye. Ya da yanına faydalı şeyler ekleyerek yersen daha güzel olur Gülüncüm. Sen bakma İrem'e. O her şeyi yiyor. Evet Gülüncüm. Neler yapıyorsun? Biraz heyecanlısın anladığım kadarıyla. Hiç heyecanlanma. Rahat ol, biz bizeyiz. Piyano çalıyorum. Oo çok güzel. Sonra... Ödev yapıyorum, derslerime giriyorum. Evet. Bir beste falan yapıyor musun piyanoda? Bir tane yaptım ama çok kısa. Olsun, uzatırsın. Bilgi sende. Ruh sende. Kafa sende. İstediğin gibi yap, evet kafa sende. Beyin İstediğin sende. Kadar uzatır. Ya da kısa beste olarak bırakır, başka bir besteye geçersin. Canın nasıl isterse değil mi? Evet. Ah canım benim. Programımızı seyrediyor musun Gülücüğüm? Evet, seyrediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben yavaş yavaş programa geçeyim. Hem de rahatlarız, heyecanımızı da atarız vakit geçtikçe değil mi? Evet. Evet. Tamam.
sana hatırlatma, bilmeyenler için de bilgilendirme yapmış olayım. 5 bölümümüz var. Soru maratonu, boşluk doldurmaca, görsel işitsel soru, çoktan seçmeli ve meydan okuma bölümlerimiz. İlk 4 bölümde arkadaşlarım sana destek olacak. Her bölümde bir arkadaşımızı seçeceksin. 5. bölümde yine bir arkadaşımızı seçeceksin. Bu sefer arkadaşım sana destek olmayacak, senin rakibin olacak. Buraya kadar tamam mıyız? Tamamız. Harika. Bizden 50 puan alırsan sana teselli hediyesi yollayacağız. 50 puanı aşıp 100 puana ulaşırsan bizden sana karaoke mikrofonu hediye gelecek. 100 puanı aşıp 150 puanı ulaşırsan da bizden sana masaüstü oyunu hediye gelecek. Burada da tamam mıyız? Evet. Evet, başlayalım o zaman 1. bölümle. 1. bölümdeyiz. Soru maratonu bölümü. Öncelikle bu bölümde sana kim eşlik etsin? Kim destek olsun? Hemen seçme Gülün, dur. Evet İrem, söyle bakalım. Gülün, beni seçer misin? Neden seni seçsin İrem? Ben bu turda iyiyim. Aslında her turda hepimiz ayrı ayrı iyiyiz. Ama ben bu turu çok seviyorum. 5. turu da çok severim. 3. turu da, 4. turu da çok severim. 2 uçlu gitti bizim buradan. Sonra sen ne diyeceksin? Ya valla ben de Deniz İrem'i seçmesini isterim. O da evet iyi. Ya Deniz İrem bayağı İrem'i istedi. Seçsin diyorsun. O yüzden bence de Deniz İrem'i seçebilirsin. Aa, çok fazla istedi. Bak ben rüyada mıyım acaba? Aa, neler oluyor dedi İrem? Değil mi? Herkes seni seçsin diyor. Deniz İrem çok istiyor, bence de Deniz İrem. Tamam, Deniz İrem olsun. O zaman Deniz İrem olsun. İkiniz iyisiniz değil mi? Ya da taş üç. Taş düşmedi değil mi arkadaşlar kafanıza? Hayatımda bu kadar iyi olmamıştım, inanır mısın? Uzun zamandır. İlk defa bu kadar iyi olan Tuana İrem'i seç diyor. Evet, Gül'ün İrem'i seçti. İrem eşlik edecek Gül'üne 1. bölümde. 1. bölümde 10 tane cümle okuyacağım sırayla Gül'üncüm. Doğru mu yanlış mı diye soracağım. Sen de doğru ya da yanlış diyeceksin. Aynı şekilde İrem de Gül'ün, İrem, Gül'ün, İrem bu şekilde 10 cümleyi tamamlayacağız. 2 dakikamız var. Hazırsan başlamak istiyorum. Hazırım. Hazır mısın? Hazır. Sesin çıksın cesaretli bir şekilde, istediğin gibi konuş bizimle. Tamam mı Gül'üm? Burası senin programın. Tamam. Tamam, ev sahibi sensin. Hadi bakalım, başladık. Gül'ün, bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan parçaya tekerleme denir. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Yanlış çünkü nakarat denir. İrem, bufalo yarı inek, yarı bizondur. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru. Gül'ün, Babiller üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu hesaplamışlardır. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Yanlış Sümerler çünkü. İrem, Türkiye'nin en az nüfusa sahip şehri Bayburt'tur. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru. Gül'ün, İbni Heysem fotoğraf makinesinin atası olarak bilinir, anılır. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru, evet doğru. İrem, denizlerin altında da volkanlar bulunmaktadır. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru. Gül'ün, dünyaya en yakın yıldız kutup yıldızıdır. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Yanlış, evet güneştir çünkü. İrem, Özteki borusu midede yer alır. Özteki, mide. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Yanlış, kulakta yer alır. Gül'ün, erkek deniz atları doğum yapar. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru. İrem, dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonu, Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru, valla doğru, valla doğru. 10'da 10. Helal kızlar. Çak. Bravo, bravo, bravo. Gül'ün. Tuana, Yağız, Allah arasıyla da çok teşekkür ederim. Rica ederiz, ne demek. Harikaydınız kızlar, çok güzel başladık. Bir de ek bilgi okuyayım arkadaşlar. Kanyonla ilgili. Yer yer 1200 metreyi bulan yüksekliğiyle dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak kabul edilen Valla Kanyonu, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yer almaktadır. Kanyon, bir akarsuyun kalkerli bir alanı oyarak oluşturduğu bir kıvrımı keserek iki yandaki çukurlukları birleştiren dar ve boğaz biçimindeki vadi Darboğaz'dır. Arkadaşlar hadi bakalım geçelim ikinci bölümümüze, bakalım oradan da puanımızı alacak biz, bence alacağız. İkinci bölümdeyiz, boşluk doldurmaca bölümünde. Gülüncüğüm, ikinci bölümde sana kim eşlik etsin bir tanem? Tuana mı, Ala şey mı, Yağız mı? Konuşun arkadaşlar. Şey söyle Ala. Bu bölümde Tuana çok iyi. Yağız da çok bak iyi aslında. Hani ikisinden birini gerçekten seçebilirsin. Hem seviyorlar da, öyle duymuştum bir yerlerden. Onları seçebilirsin. Ben üçüncüyü... Ala Aracığım. O yüzden. Yapma. Gülün. Canım benim. Gülün. İyi misin, nasılsın? İyiyim. Şöyle,
Alara bazı konularda çok ısrarcı olabiliyor. Ama bence onu seçmelisin. Çünkü neden olmasın? Hayata bir şey kere geliyoruz. Hem bu bölümde... demek Alara demek. Bir şey diyeceğim. Gülüm bana güven. Bu bölümde Alara da iyi. Her bölümleri Gülüm. Çok seviyorum. Ama hani Gülüm. Eğer şey yapmak istiyorsan, daha fazla puan toplamak istiyorsan bence diğer arkadaşları seçebilirsin. Gülüm. Çünkü ben gerçekten Alara diyorum ikinci yapıyor. Bölümde çok daha Edamlı, iyi. Edamlı ben parmak bölümde harbi iyi yapıyor Alara. Ve Tuana da çok seviyor. İrem sen de ekle bir şey. Sonra daha demin Gülüm alalım. Gördün arkadaşlarım beni savundu ve doğru karara verdiler. Lütfen beni savun. Ve Alara'yı bu turda seç. Çünkü Alara daha demin beni seçtirdi zorla. Alara'yı sen benim. De gördün. Alara. Alara'yı seç bu bölümde. Alara'yı evet. Bence Yaz'ı da seçebilirsin. Yani puan almak istiyorsan bence ya Tuana'yı ya da Yaz'ı seçmelisin. Puan almak istiyorsan beni seç Gülün. Tuana'yı seçti. Tuana diyor. Tuana çok mutlu değil. Evet. İkinci bölümdeyiz. Boşluk doldurmaca bölümümüzdeyiz. İki tane boşluğumuz olan bir cümlemiz var. Gülüncim, boşluklara neler gelebilir onu bulacağız. Gelsin bakalım cümlemiz. Dizek, birbirine paralel ve eşit aralıklı 5 çizgi 4 aralıktan oluşur. Gözümüzün önüne geldi mi? Evet. Evet. Nokta 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 anahtarı, dizeğin ikinci çizgisine adını verir. Nokta 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 notası, dizekte ikinci aralığa yazılır. Gözümüzün önünde canlandıralım. Notalar, dizek üzerinde yukarıya doğru çıkıldıkça incelir, aşağıya doğru inildikçe kalınlaşır. Yukarıya doğru çıktıkça incelir, aşağıya doğru inildikçe kalınlaşır. Evet, ne diyebiliriz boşluklarımıza? Gülüncü, önce senin fikrini alayım. Bir tane fikrim var. Söyle canım. Birinci boşluğa sol anahtarı. Diyorsun, evet. İkinci boşluğa da la notası olabilir. Diyorsun. Lahana notası. Lahana not. Bak, bak. La. Bak yine. Allah'ım inanılmaz. İnanılır gibi değil. La'dan da lahanaya gitti bizimki. Başka nerelere gidersin? La, lahmacun. La, la. Ne çeker canın senin? Lale. La, lale. Aa, yenmez ki lale. Olmaz lale, o. Lale biz tadına bakıyoruz. Olmaz. Ay, yiyemeyiz onu. Ne yapalım la, laleyi? La, 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 la. La. Ne? Başka aklıma gelmedi. La, la. Bulursun la. Sen. Evet. Tuğanacığım, destekliyor musun arkadaşımızı? Evet. Birinci evet. Sol, ikinci la değil, la mı diyoruz? Evet. Tamam mıyız Gülün? Evet. O zaman ben de boşluklarımızı yerleştirip tekrar okuyayım. Dizek, birbirine paralel ve eşit aralıklı 5 çizgi 4 aralıktan oluşur. Sol anahtarı dizeğin ikinci çizgisine adını verir. La notası dizekte ikinci aralığa yazılır. Notalar dizek üzerinde yukarıya doğru çıkıldıkça incelir. Aşağıya doğru inildikçe kalınlaşır. Evet, Seda abla da 20 puan verir. Geçelim, evet, tebrik ederiz. Tebrikler lahmacun notasına. Tuğanacığım sana da teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür geldik, ederim. Geldik 3. bölüme. Görsel, işitsel soru bölümündeyiz. Bir görselimiz gelecek, sonra sorumuzu, sonra da şıklarımızı alacağız. Bu bölümde sana kim eşlik etsin? Yaz mı, Alara mı? Alara'yı seç. Bana fark etmiyor, ben ikiyi de seviyorum. O yüzden istediğini seçebilirsin. Ya sinsi susuyor çünkü 4'te yarışmak istiyor. Hiç de anlamadık. Gün ben iki türü de seviyorum. İkisini seç. Helal. Ben Yaz diyorum. Yaz diyorsun. Alara da 4. bölümde eşlik edecek Gülüne. O zaman gelsin bakalım görselimiz. Ne görüyoruz arkadaşlar? Yemek takımı. Yemek takımı. Değil. Botanik bahçe olabilir. Evet. Neler var orada? Gülüncüm ne görüyorsun? Satıldığı bir dükkan. Çiçekler var, bitkiler var değil mi? Alara, Tuana. Evet. Bahçe market olabilir. Nasıl bir soru gelebilir Gülün sence bu görsel üstünden? Şu an bir fikrim yok ama... Var mı fikri olan arkadaşlar? Botanik parkta ne kadar çiçek, ağaç, böcek sayısıdır? Tahmin sorusu. Olabilir. Ne kadar bitki olabilir? Ya da belki çiçeklerin gibi. Bölümünden bir soru çıkabilir. Hı-hı. Evet, Yaz, Alara sizin fikirleriniz var mı? Ya bilmiyorum yani. Tam gelsin bakalım sorumuz. Gelsin. Bitkiler
çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olmak üzere ikiye ayrılır. Çiçekli bitkiler kök, gövde, yaprak ve çiçek olmak üzere dört yapıdan oluşur. Her yapının görevleri vardır. Bu görevlerden biri de gaz alışverişidir. Aşağıdaki çiçekli bitkinin bölümlerinden hangisi gaz alışverişiyle terleme görevini yapar? Hazır mı cevabınız, fikriniz var mı, yoksa alayım ışıkları? Alalım ışıkları Gülüncüm. Evet, alalım. Alalım ışıkları tabii ki. A çiçek, B yaprak, C gövde. Aşağıdaki çiçekli bitki bölümlerinden hangisi gaz alışverişi ve terleme görevini yapar arkadaşlar? Yaprak. Bunu soruyoruz. Yaprak. Gülün? Evet, ben de yaprak diyorum. Yaprak diyorsun. Neden yaprak? Çünkü hem yaprak bölümünde fotosentez oluyor diye biliyorum ben. Hı hı. Diğer bölgeler için bir şeyler söylemek istiyor musunuz peki? Çiçek ve gövde kısmı ile ilgili Gülüncüm. Ben bilgi okuyacağım zaten ama yine de fikirleriniz varsa almak isterim. Tamam. Çiçek üreme organıydı. Evet, bitkilerin çoğalmasını sağlıyor. Aynen öyle. Tamamdır. Zaten puanımızı aldık. Doğru cevabımız yaprak. Tebrik ediyoruz. Yazdığım teşekkür ediyoruz sana da. Ben bilgiler ekleyeyim size güzelce. Çiçek, çiçekli bitkilerin çoğalmasını sağlayan bölümdür. Üzerinde bitkinin üreme organı bulunur. Farklı renklerde ve özelliklerde olabilir. Sizin gibi. Renkleri ve yaydıkları koku böcekleri çeker. Bu sayede bitkilerin üremesi kolaylaşır. Yaprak, bitkilerin besin üretimi, gaz alışverişi ve terleme yapan bölümüdür. Yapraklar farklı şekilde büyüklüğe sahip olabilir. Üzerinde küçük gözenek ve madde taşıyan damarlar vardır. Gövde, bitkinin çiçek, meyve, yaprak gibi bölümlerini taşır. Bitkinin dik durmasını sağlar. Köklerden gelen su ve mineralleri diğer bitki bölümlerine iletir. Ne harika bir sistem değil mi? Her şeyde, her bölgede ayrı bir sistem var. Her şey çalışıyor, her şey devam ediyor. Kök, bitkinin toprak altında kalan kısımlarıdır. Bitkilerin topraktan su ve mineral maddeler almasını sağlar. Bitki toprağa bağlar. Dedik ve geçiyoruz 4. bölümümüze. 30 puanımızı aldık. Gelsin 40 puan daha ya. Alara destek olacak. Çoktan seçmeli soru bölümümüzdeyiz. Bir sorumuz var, sonra da şıklarımız gelecek. Gelsin sorumuz. Fibula, iki parça kumaşı birbirine tutturmaya yarayan bir takı ve modern çengelli iğneler atasıdır. Peki, fibula adı verilen çengelli iğneyi bulan Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? Hazırda cevap var mı Gülüm ve Alara? Bence şıkları alabiliriz. Alalım şıklarımızı. A. İyonlar. B. Frigler. C. Lidyalılar. D. Asurlar. Hangisi? Hangi Anadolu uygarlığı buldu? Ben... İyonlar, şuradan bir İyon kap getir. Ben Frigler diyorum. Frigler diyorsun. Alaracığım. Ya bilmiyorum. Destekliyor musun? Yani. Evet, destekliyorum. Çok hakim olmadığım bir konuysa destekliyorum demekten başka yapacak bir şey yok zaten bu durumda. Gülüncüm, sen galiba eminsin, Frigler diyorsun. Evet. Evet. Evet, ben de evet diyorum. Aynen öyle. Frigler, aferin evet, sana Gülün. 40 puan daha aldın. Cicim. Gülün şu an, Gülün şu an tam gidiyor değil mi? Evet evet, çok güzel gidiyor maşallah. Kız dur. Kar değmesin. Aa, benden mi diyecek, kayıp ediyorsunuz. Yani. Maşallah. Değer. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. O zaman evet, birkaç bilgi ekliyorum iyonlarla ilgili. Ege Denizi kıyılarına gelip yerleşen iyonlar gemilerle birçok yerle ticaret yapmışlar. Başta Efes olmak üzere kurdukları şehirleri eserlerle donatmışlar. Şehirlerine büyük tiyatrolar ve kütüphaneler inşa etmişler. Ne güzel yapmışlar. Bilime de büyük önem vermişler. Filozof Thales, tıp biliminin kurucusu Hipokrat, ilk dünya haritasını çizen Hekatios, tarihin babası Herodot burada yaşamış. Lidyalılarla ilgili bilgilerimiz de kendi ülkelerinden başlayıp Mezopotamya'ya kadar uzanan kral yolu Lidyalıları zenginleştirmiş. Ticareti kolaylaştırmak için de takas usulüne son verip madeni parayı kullanmaya başlamışlar. Asurlarla ilgili bilgilerimiz ise Mezopotamya'dan Mısır'a kadar büyük bir imparatorluk kurmuşlar. Bu kadar büyük bir imparatorluğu yönetebilmek için gelişmiş bir orduya, çok sayıda memura, haberleşmeyi sağlayan postacılara gerek duymuşlar. Asurlar, kanun, destan, şiir türlerinde eserlerin olduğu bir kütüphane de inşa etmişler. Asurlu tüccarlar ihtiyaç duydukları malları almak için
eşeklerle Anadolu'nun içlerine kadar yolculuk ederlerdi. Kayseri'deki Karunkaniş, Asurların Anadolu'daki ticaret merkeziydi. Burada bulunan Asurlara ait tabletler Anadolu'daki en eski yazılı eserlerdir. Milattan önce 2000 civarlarında yazılmıştır. Arkadaşlar dedikten sonra geçiyoruz en cıvcıvlı bölüme. 5. bölümdeyiz. Meydan okuma bölümde. Hayır, seçmesin. Kimse kimseyi seçmesin henüz. Arkadaşlar ben sizden bir şey istemiştim. Hatırlıyor musunuz? Atı evet. Sözleri ya da deyim. Evet. Görsel hazırlayın demiştik. Sonra da tahmin edelim demiştik. Hazırlayan var mı? Ben iki ben hazırladım. Ben buldum. Tamam. Bir tane rica edeceğim. Tuana sen yapmadın. Ha, olsun. Sorun değil. İrem, bir tanesiyle başla. Deyim mi? Atasözü mü? Benim iki atasözüm var, bir tane deyimim var. İlk önce atasözümle başlayayım. Tamam, bir tane yapalım. Benim yerime olsun. Bir tane tamam. Yapalım. Bir tane yapalım. İki tane yapmayalım. Her birinize yaptıracağım çünkü. Bu atasözü mü deyim mi? Ayağını yorganına ver uzat. Evet. Ya hemen de ben tahmin ettim. Özür dilerim. Benim biraz tahmin etmem şey gerekiyordu. Azıcık da ben eğleneyim ya. Açmıştı ona. Azıcık da ben eğleneyim. Zeta ama... abla ne kadar çok uğraşmıştım ya. Bakın ya. İrem, şimdi şöyle bir şey diyeceğim sana. Hemen bilinmesini istemiyor muydun? Bilinmesini istiyordum ama sen değil. Öbür yarışmacı arkadaşlarım bilmesini istiyordum. Ben eğlenmeyeyim mi? Sen eğlen Seda abla. Ha? Garibanın yüzü gülmesin mi? Gülsün. İremciğim o kadar güzel çizmişsin ki hemen bildim ne yapabilirim. Gülün, haksız mıyım Gülün? Bir daha göster çizimini göster. O ayakları, yere atmıştım da dur alayım. O çizen ellerini yerim o ayakları çizen ellerini. Bakın ben aslında buna ayağa kıl da ekleyecektim ondan sonra üşendim ya. Gerçekten olsun ne kılsız ayak. Gerçekten çok güzel yapmışsın. Ya evet. Şurada bakın fazla daha parmakları var. O yorgan değil yastık kılıfı gibi olmuş o boya. Bir şey diyeceğim. Ayağa yatak da uygun değil yani. Yatak zaten yanlış bir kere. Ayağını yatağa göre uzat diye de bir söz çıkarabiliriz şu anda. Değil mi arkadaşlar? Peki ne demek İrem ayağını yorganına göre uzat? Ben kağıt da hazırladım buraya. Ya bir dakika arkadaşlar. Sen söyleme. Gülün ayağını yorganına göre uzat atasözünden yola çıkarak. Ne söylemek istersin? Senin için ne ifade ediyor bu söz? Yani çok bir fikrim yok ama... Tamam hiç önemli değil. Tuğanacığım, Yalcığım, Alarcığım fikrini sunmak isteyen var mı? Bence yani ayağını yorganına göre uzat derken bir şeyi çok abartırsanız kötü duruma düşersiniz. Yani mesela paranız kısıtlı bir miktarda ama onu fazla bir yere harcıyorsunuz. Sonrasında sizin için kötü olabilir. O yüzden her şeyi dikkatli ve yerinde harcamak gerekiyor. Evet, boş taksitlere girmemek gerekiyor. Soğan'a tam böyle üstüne bastı arkadaşlar. Ödeyemeyeceğimiz borçları istememek gerekiyor. Bastın mı üstüne? Evet. Soğan böyle ezermiş gibi bastı. Alara yaz bir şeyler eklemek ister misiniz canlarım? Evet, ona ekliyorum. Haklı dedi aynı. Haklı dedi. Adam haklı beyler. Ben söylüyorum. Yapacak olan harcamaları hiçbir zaman geliri harcamamak. Yani siz ben bunu anlamadım. Şunu atayım böyle. Bir daha oku. Ben kendi cümlemi söyleyeceğim. Tam üstüne bastın Deniz. Arkadaşlar mesela bizim 50 TL bir bütçemiz var ve isteyeceğimiz şey mesela bu gözlük 100 TL ve biz bunu alıp ya borca giriyoruz. Bence o Tuğan'ın dediği gibi. Alın be, hayata bir kere geliyorsunuz be, alın be. Tuğan'a ben senin için de bir tane söyleyeyim. Tuğan'ı yapmamış. Bir tamam. Mi iki mi Tuğan'a? Dört. Dört yok. Bir mi iki mi? Tamam o zaman Yağız'la birlikte her zaman bir numara olduğumuz için bir. Vay. Ya tabii. Kraliçe, kral. Evet. Bu deyim. Deyim. Ya neden bir dedim? Tebrik ediyorum. Evet. Aa Gülün. Aferin sana. Tebrik size ederim. Size biri de göstereyim arkadaşlar. Ya, bir de böyle bir şey. Gülü seviyorsan dikenine de katla. Evet. Ya İrem niye hepsini harcadın? Bir anda başka böyle. Başka bölümde de. Tamam dur bir dur. Dur gaza geldi. Bir şey diyeceğim. Ne kadar güzel çiziyorsun İrem. Görsel hocam sağ olsun. Çok güzel çizilmiş mi? Evet gerçekten. Renkler falan. Aferin kızıma benim. Ay cucu. İrem. Yerim seni. Bu sefer aferin. Biz bildik. Tam üstüne bastık değil mi bu sefer? Evet tam üstüne bastık. Evet Alara sen ne hazırladın? Ben şöyle bir şey çizdim. Bu seferki biraz... Değişik hani tam şey değil. Ben sustum. Değil mi atasözüm? Anlaşılmaz diye söyleyeyim.
Atasözüm değil. Tamam, şurada bir şey deme, bir şey deme. Tencere değil mi o? Hayır, bu kitap. Kitap. Nerede? İşte, evet, anlaşılmadı. Bu kitap, burada da harfler var ve yanında kanatlar tamam. var. Tamam, evet. A, B, C, D. Şey, çok okuyan çok... Harf uçar, yazı kalır. Evet, söz uçar, yazı kalır. Vay! Ne kadar zormuş, benimkiler çok kolay. Aferin Gül'e. Birazcık... Evet. Peki Gülüncüm, senin için ne ifade ediyor bu söz? Önce sana sorayım, sen bizim baş tacımızsın. Ben de pek bilmiyorum. Tamam ama bildin, aslında biliyorsun da galiba anlatamıyorsun. Yoksa cümleyi de bilemezdin. Bazen bazı kelimeleri çok iyi biliriz. Nerede kullanacağımızı da biliriz ama ya anlatamayız, öyle bir durum yaşıyorsun. Hiç önemli değil. Tuana, el kaldın galiba. Evet. Heh, ya benim için şimdi bunu açıklamak gibi olmayacak ama gerçekten bir insanın yazdığı şey benim için daha değerli oluyor. Yani söylediği şeydense yazdığı şey benim için senelerce kalabiliyor ve yazdığı şey beni çok da etkileyebiliyor. O yüzden bence bu sözü ben hep kendime de söylüyorum. Söz uçar, yazı kalır diye. Kesinlikle söz çok önemli değil ama benim için yazı çok önemli. Eklemek isteyen İrem, yaz. Ya mesela en basitinde Tuana'nın söylediği gibi doğum günü kutlamalarında bile ufak bir not yazsınız bile o çok mutlu edici oluyor. Evet, evet, kesinlikle. İrem? Yani evet, Yağız'ın, Tuana'nın dediği gibi mesela hani biz şimdi senin doğum günü kutlu olsun falan yazıyoruz ama söyleyince daha böyle unutuyoruz ama yazı kalınca mesela onu saklayabiliyoruz. Hatta benim öyle bir defterim de var. Evet, bir de şöyle açıdan da düşünebiliriz arkadaşlar. Dediklerinize ve çok güzel ve çok kıymetli. Senet açısından da düşünebiliriz. Şimdi birbirimize söz verebiliriz. Tamam, biz bir sene boyunca birbirimize bağlı kalacağız diye bir sözleşme yapabiliriz. Mesela biz ne yapıyoruz? Oyunculuk sözleşmeleri falan imzalıyoruz ya, ajanslarla vesaire. Çok özür dilerim. Bir tane hayat. Hemen geleceğim sana. Bu lafta olabilir, kağıtta olabilir. Kağıtta olursa garantiye alırsın. Orada her maddeyi tek tek belirlersin. Sonradan sorun çıkmaması için. Ama ben böyle demiştim. Sen de bunu onaylamıştın ya da onaylamamıştın. O açıdan da söz uçar, yazı kalır. Sözü önemli bir söz. Evet. Destekleyici bir söz bu durumlarda. İremciğim söyle bir tane. Benim bir tane anı defterim var. Ben onu getirebilir miyim? Size göstereyim. Oho, sen anıların yemekle ilgili. Şuraya gittik, annemle yemek yedik. Şunu gösterebilir miyim? Göster, tamam. Bir tanem göster. 5 dakika beni bekleyin. 5 dakika. Tamam. 5 dakika bekleyemeyiz. Gitmeyin. Vallahi bekleyin. 2 dakika en fazla. Alarcım söyle bakalım. Deniz. İşte herkesin de dediği gibi işte yazının önemini anlatıyor bu şey atasözü. Mesela evet işte hani sözlü olarak bir şey aktarsan da o çok hani aklında kalmasa da yazılı olarak her zaman aklında kalabilir. Çünkü hani unuttuğunda gidip bakabilirsin. Evet, aynen öyle. Ve ezber yaparken de yazmak çok iyidir arkadaşlar. Göster bakalım defterini. Böyle bir defter arkadaşlar. Ya. Bana Gediz doğum günümde almıştı. Çok ay, Gediz'e selamlar. Ay canım benim, evet. Ya Gediz. Murat Gediz'le öpüyoruz seni kocaman. Şöyle açıyorum. Evet, gözler. Ay bir sürü şey. Doldurdun mu? Ne kadar doldurdun? Şimdi bir anı kutum var ama o çok büyük. Markaya atayım. Ya ne güzel. Ay süper. Çok güzel fikir. Anı kutusu harika. Yazdım, bak sen de göster. Bana yazdığı var arkadaşlar. Not var. Ay ne yazmış? Bakayım. Doğum günümü kutluyorum. Doğum günü kutlu olsun 2021'e. Sana bol şans getirsin. Gösterme, indir. Ya canım benim. Göster göster. Evet. Ondan sonra da benim mıcırımla böyle bir resimim var. Oh, bitmedi. Anılar bitmedi. Çok güzel. Ama şu an bunun hepsini göstersem sığmaz. Bir şey söyleyeceğim. Başka bir bölüme. Başka bölümü. Benim çizim yeteneğim o kadar iyi değil kanka. Ve bana arkadaşım burada bulmuş. Bir tane şiir yazdı. Kız dur, yaz, bir şey gösteriyor. Onları ayrıca sen. Bulundum. Evet arkadaşlar, Deniz Rem'in anı kutusunu hepiniz hoş geldiniz. Ağzı sulanmak. Doğru. Ne var ağzı? Dur. Ne, ben algılıyor aldım da. Ağzı sulanmak ya. Göster bakayım. Ağzı böyle açıyor. Oradan musluk tutuyor, ağzı sulanmak işte. Ağza sulanmak. Ya yaklaştırsan azıcık. Ya. Ağzından bir şey aksaydı daha. Ağız. Ağzını su tutuyor. Ağzı sulanmak. Sulanmak. Güzel. Bir tane daha var mı? Bir tane daha gösterin. Bileydim iyiydi. Ben de bir tane daha göstereyim. Hayır, gösterme. Ben bilemedim. Bunu o zaman Seda ablaya bırakın. Göz gezdirmek. Aman, her şeyi de bilin. Yazdım, bunlar da güzeldi, güzel deyimlerdi. O zaman geçelim mi 5. bölümümüze? Evet, 5. bölümdeyiz. Meydan okuma bölümünde 5 tane tahmin sorumuz olacak. Her biri 20 puan değerinde. Yakın tahminlerde sen bulunursan kapacaksın puanları Gülüncüğüm. Bu bölümde sana hangi arkadaşım rakip olsun? Ha? Seç beğen al. Parmak kaldırdım Seda. Ben lütfen. Konuşun beklemeyin. Ben
parmak kaldırdım. Bilin bir şey değil mi? İlk giren kazanır. Ben söyle, çabuk söyle. Kaldırdım. Güneş şey diyeceğim sana, direkt söylüyorum. Ben evet. Burada tek erkeğim, görüyorsun. Ve ben bayağıdır seçilmiyorum. Ne yapabiliriz? Lütfen beni seç, lütfen. İrem ne diyecekti? Yok, seçmiyorum. Beni birinci turda özlemişsindir. Bak, birinci turda beni özlemişsindir. Birinci turda çok eğlendik, beni seç hadi. Tuana, ben tahmin ediyorum kimin seçeceğini ama o konuda olacak. Alara, sen de söyle. Tuana, Alara. Tamam, sana. Yani bir şey demiyorum, sana kalmış ama beni seçersen beni çok mutlu edersin. O kadar ben. Tuana? O kadar. Gülün, gerçekten aramızda tek erkek Yağız kaldı, bence onu seç. Kredi, bak, centilmenlik yap. Gülün, kral, kraliçe, beni özledin diyeyim. Kral sensin. Erkek mi o? Beni özledin. Beni evet. Özledin, lütfen beni seç. Evet, kimi seçiyorsun Gülün? Ben biliyorum kimi seçeceğim. Aslında herkesi seçmek çok isterdim. Dur, ama. Yazacağım. Kimi seç, kimi seçeceğini tahminimi yazacağım. Bir dakika dur, tahminimi yes, yazdım. Yes, evet. Yes. Evet, kimi seçiyorsun? Ben İrem diyorum. İlk tahmin sorusunda çakıldım ben. Ne demiştin? Tahmin edemedim. Seni seçeceğini tahmin etmiştim. İrem'i seçti. Seçildim arkadaş. Ben ya Deniz'i evet. Ya da Tuana'yı seçer diye evet. Düşünmüştüm. Tabii bunun puanlamayla alakası yok Gülüncüm. Gelsin birinci tahmin sorumuz. İrem seve seve rakip olsun. İstanbul'da her yıl Nisan ayında Lale Festivali düzenlenmektedir. Bak Lale geldi İrem, Lale geldi. Festival kapsamında şehrin belli bölgelerine lale soğanları ekilir. Allah soğan dedik. Acıkacak şimdi. Peki sizce 2018 yılında İstanbul'a Lale Festivali'nin bir parçası olarak kaç milyon lale ekilmiştir? Arkadaşlar tahmin sorumuz bu. 2018'de İstanbul'a evet. Gelen festivalde sizce kaç parça lale ekilmiştir? Evet tatlım. Evet hadi yazın bakalım. Evet yazalım tahminlerimizi Gülüncüm yazınca. Yılında. İremciğim içinden düşün bir tanem. Gülüncüm yazınca yazdık de tamam mı canım? Tamam. Yazdım de. Ben ellerini görmüyorum. Ben gösterin demeden de göstermeyelim. Hepimiz aynı anda göstereceğiz. Ve herkes yazsın lütfen. Seda abla bu büyük bir festival değil mi? Orasını bilemiyorum. Diyemem. Tahminini etkiler. Evet, evet. Hadi bakalım. O minnoş parmaklar boş durmasın. Gülün yazdı, İrem durur mu? O da yazdım. Yazdı. Yazdım. Evet, 3, 2, 1 gösterin lütfen. Ay ben çok az yazdım. 11 milyon dedi. 50 milyon dedi. Evet, 5 milyon dedi Alara. Yaz dedi ki 20 milyondur dedi. 1100 milyon dedi Tuana. Yoksa 1100 mi dedin? 1100 dedim. Sadece 1100 dedin. Milyon üstünden sordum o yüzden milyonu ekledim tattım. Ay ya 1100 milyon. Ay, tamam. Tamam olsun. Zaten sen rakipliysin. Yok tamam. Sorun yok. Evet. Biraz bilgi ekleyeyim. Tamam mı? Yerli 125 ayrı türde 30 milyon lale ekilmiştir arkadaşlar. Doğru cevabımız bu. Yakın tahminde İrem bulunduğu için maalesef puan veremiyorum. Evet. Ekilmiştir. Lale Festivali 2006 yılından beri düzenlenmektedir. Festival kapsamında Emirgan Parkı ve Göztepe 60. Yıl Parkı başta olmak üzere şehrin çeşitli yerleri rengarenk lalelerle buluşturulur. Geçelim ikinci tahmin sorumuza. Hadi bakalım. Evet. Gelsin bakalım. İkinci tahmin sorumuz. Plastiğin doğada yok olması yüzlerce yıl sürebilir. Artık bunu hepimiz biliyoruz değil mi? O yüzden yerlere evet. Ve denizlere çöp atmıyoruz arkadaşlar. Evet, hiçbir yere atmıyoruz. Bu nedenle plastik poşet kullanımını azaltmak önemlidir. Peki sizce dünya genelinde her 30 dakikada yaklaşık olarak kaç milyon poşet kullanılmaktadır arkadaşlar? Tahminlerimizi yazalım lütfen. Dünya genelinde her 30 dakikada yaklaşık evet, kaç milyon poşet kullanılmaktadır. Ben yazdım. Valla 3, 2, 1 diyeceğim. Evet. 3, 2, 1 göster. İrem 14. Bir dur. 14 milyon dedi. Evet. Kız başım döndü. 14 milyon dedi. 10 milyon dedi. Değil mi hayatım? 10 milyon, 14 milyon. Evet. Evet. Evet, Tuana 200 bin milyon dedi.
Yaz 50 milyon dedi, Alara 10 milyon dedi. Arkadaşlar o arkadaşlar doğru cevabımız 60 milyon poşet maalesef. Yakın tahminde İrem bulundu. Puan veremiyorum maalesef Gülencim. Sen İrem'in bu bölümün kraliçesi olduğunu bilmiyor musun? Bilmiyor musun? Güzelliğimle ve gözlerimle herkes etkiler. İrem hep yakın tahminlerde bulunur. Maalesef, maalesef. Bilgi ekliyorum. Türkiye'de Türkiye'de bir kişinin bir yılda kullandığı poşet sayısı 400 adettir. Ücretli poşet uygulamasıyla bu sayının 2025'e kadar yılda kişi başı 40'a düşürülmesi hedefleniyor. Plastiğin doğada yok olması yüzlerce yıl sürebilir ve plastik poşetler sadece çevreyi kirletmekle kalmaz. Birçok canlı organizmaya doğrudan zarar verir. Bu yüzden bez çanta, file, kese kağıdı kullanımına önem vermeliyiz. Hatta kese kağıdı da kullanmasak o da güzel olur. Gelsin bakalım. Üçüncü tahmin sorumuz. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde yer alan İshakpaşa Sarayı, UNESCO'nun geçici dünya mirası listesinde yer almaktadır. 366 odası bulunan bu ısıtma sistemli sarayın yapımı yaklaşık olarak kaç yıl sürmüştür? Giden var mı? Ben gittim. Çok güzel bir yer. Çok böyle ambiyansı. Seda abla bir gün beraber gittik. Çok güzel. Evet. Ben Seda demeden. Seda abla kaç aydır diyorsun. Yok beraber gidelim, beraber gidelim. Hiçbir yerde beraber gitmedim. Allah yani ben gidelim dediğim yerlere gitsem bir seyahatnamede ben yazarım yani. Yani hep beraber gideceğiz dediğim yerlere. Yazamam da işte. Evet. Evet yazan tahminlerimiz biz turneyle gitmiştik arkadaşlar. Tiyatro oyunuyla Ağrı'ya gitmiştik. Orada işte ziyaret etmiştik. Yaz bebeğim. Oh. Evet yazdık mı? De yazdım. Yazdın harika. O zaman 3, 2, 1 gösterelim lütfen cevaplarımızı. Ha ben göstermiyorum. Kaç yıl demiş? 35 yıl demiş Gülin. İrem kaç ona demiş? Çok alıştığım için ben 5 demiş. Milyon yazmışım ama 5 sayıdı onu. Ah, az İrem. Önce milyonu yazdığımız için öyle yazmışım ama. Tuana 26 demiş. Alara 5 demiş. Yaz 15 demiş. Arkadaşlar bilgiyi okuyacağım önce cevap vereyim. 99 yıl yine İrem yakın tahminde bu bulundu. Bu sefer düşünmedim. Direkt sevdiğim sayıyla sevmediğim sayıyı yazdım. Hı-hı. İyi yaptın. Yine. İyi yaptın. Yapmayaydın iyiydi. 7600 metrekarelik bir düzlem üzerine oturtulan saray, üç tarafı sarp dik bir tepe üzerine inşa edilmiş arkadaşlar. Sarayın bazı bölümleri tek, bazı bölümleri iki, bazı bölümleri ise üç katlı ve iki büyük avlu içerisinde oluşturulan bölümlerden meydana getirilmiştir. Sarayın 366 odası var. Saray. Ocaklarda ısıtılan, ben de bir artı bir evde yaşamaya çalıştım işte. Ocaklarda ısıtılan sıcak suyun toprak künükler vasıtasıyla yapı içerisinde dolaştırılmasıyla bir nevi kalorifer sistemi oluşturularak iç mekanların ısıtılması sağlanmış. Süper fikir. Geçelim. Dördüncü tahmin sorumuza. Alalım puanımızı. Neydi Deniz yapıyordu? Hokus pokus, oydus puttus. Ben su yapıyorum. Gülün, ben yapıyorum. Puan alikus. Getir ben yaptım. Ya, ben yaptım. Sen yapamazsın ki. Yaparım. Çak. Evet hadi yap çabuk. Gülün sen yap. De çaksana. Okus pokus. Gülünüz kazanosuz. Kazansunuz kazan dibi. Fırında kazan dibi. Gitti yine gitti kafa gitti yemeklere gitti. Şaşırdık mı? Hayır. Evet gelsin dördüncü tahmin sorumuz. Dünyadaki tüm canlı organizmaların yaklaşık %90'ı toprakta yaşamakta ve yaşam döngülerinin bir kısmını toprakta geçirmektedir. Peki sizce 5 gram topraktaki mikroorganizma sayısı kaç milyarı bulabilir? 5 gram topraktaki mikroorganizma sayısı kaç milyarı bulabilir? Yazalım tahminlerimizi canlarım. Evet, 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 evet. Ben yazdım. Evet, o zaman İrem de yazmıştır diye düşünüyorum. Duramayız efendim. Dur işte duramam. Yazdım. Evet, o zaman 3, 2, 1 göster bakalım kaç milyar demişiz. 100 milyar dedir Gülen. 6 milyar dedi İremciğim. Ah İrem yaktın bizi İrem. Ama evet. Seda abla kafadan salladım yemin ederim dünyanın en az kafadan söyledim. Tuana 100 demiş. Dedi
Yaz 20 milyar dedi, alaron dedi. Evet, doğru cevabımız 5 milyar arkadaşlar. Yakın tahminde İrem bulundu. O yüzden yine puan veremiyorum. Geçtik 5. tahmin sorumuza. Arkadaşlar bu tahmin sorusu görsel üstünden. Gelsin bakalım görsel. Ne görüyoruz? Panda kuşu. Ne görüyoruz Gülün? Ne o? Tahmin. Nasıl bir soru gelebilir bu görsel üstünden ve de? Bu kuşun adı yaklaşık kaç yıl yaşar bence? Bu arada bu kuşun adı. Ben mi? İşte ne oraya canım? Kendi kuşun ben adı geliyor. Mi? Değil. Bence bu cinsteki kuşlar kaç yıl nasıl yaşar? Beslenir? Olabilir. Başka tahmini olan? Tahmin sorumuzla ilgili. Belki toplam kaç yıl yaşar ya da kaç türü bulunmaktadır falan. Valla gelsin bakalım tahmin sorumuz neymiş bu görsel üstünden, deniz papağanı üstünden. Sahip oldukları esnek çenelerini 25 santimetreye yakın açabilen deniz papağanları dilleri yardımıyla yakaladıkları balıkları üst damaklarındaki dikenlere sabitleyebilir. Peki sizce bir deniz papağanı istavrit sürüsüne doğru bir dalış yapsa tek seferde en fazla kaç tane balıkla su yüzüne çıkar? Tek seferde en fazla kaç tane balıkla su yüzeyine çıkar? Evet, deniz papağanından bahsediyoruz. Gördük görselimizde de. Ben yazdım. Diyor ki dilleri yardımıyla yakaladıkları balıkları üst damaklarındaki dikenlere sabitleyebilir diyor. Buradan da yola çıkarak tek seferde bir şey dalış yaptığında... Ben balık yemediğim için istavritin ne kadar büyük olduğunu... Hamsiden hallice. Hamsiden bir tık büyük diye düşün. Hamsiyi biliyor musun? Evet evet hamsiyi biliyorum. Hamsiden biraz Çıkan büyük olarak şey düşünebilirsin. Tamam. Yazdın mı bir tane? Evet. Yazdım. İrem yazdın mı? Yazacağım. Yazdım. Çocuklar siz de yapın. Hepiniz hep beraber geri sayım tamam. yapacağız. Adet yerini buz. Ben de yazdım. O zaman... 5, 4, 3, 2, 1 göster. Ay nerede? Sayı yok. Evet 15 dedi. Gülün İrem ne dedi? Ne dedi 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 ne dedi. İrem ne dedi? 15'e 5. 15'e 5. Oh be. Evet Tuana 30 dedi. Yağız 50 dedi. Alara 50 dedi. Evet. Doğru cevabı hemen söylemeyeyim. Aslında ben 40 yazacaktım. 40 yazacaktım. Evet ona sonra dedim. Hep bütün bölümlerde ben kazanıyorum. Evet. Azıcık da o kazansın. Ya baştan düşünseydin öyle. Evet doğru cevabımız 62. Yakın tahminde Gülüncüm sen bulundun. 20 puan aldın. Bu arada evet, tahminlerde biraz yavaşladık puan alma konusunda ama gerçekten çok güzel yarıştın. Bir kere ilk 4 bölümde tam puan aldın. Hepsinden alman gereken bütün puanları aldın. Çok güzeldi yani. Harikaydın. Tebrik ediyorum seni ayrıca. Toplamda ilk 4 bölüm dışında işte 5. bölümden 20 puan alabildiğimiz için az puanımız var. 120 puan aldın ama bizden sana çok güzel bir hediye gelecek. Karaoke mikrofonu hediye gelecek. Sen neler eklemek istiyorsun hayatım? Çok eğlenceliydi. Ne mutlu. Yani çok güzeldi. Herkese benimle yarıştığı için teşekkür ederim. Ay şey biz değil. Teşekkür ederiz. Evet. Sen Gülün, peki beni seçtiğin için üzgün müsün yoksa benimle yani yarıştığın için mutlu musun? Ben onu çok mutluyum. Bence çok eğlenceliydi. Çok harikasın. Harikasın. Çok olgun bir davranış. Harikasın. Evet eğlenme ve öğrenme derdin de Gülün çünkü değil mi? Yerini de buldun inşallah. Alırsın bir de eğlenirsen daha ne olsun. Değil mi Gülün? Eğlendik, öğrendik. İyi ki bizimleydin. Sana çok teşekkür ediyoruz. Bir şey eklemek istemiyorsan hoca kal diyeceğim. Yok. Tamam. Tamam bir tanem. Seni çok öpüyoruz. Hep beraber hoşça kal diyelim Gülün'e. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal Gülün. İyi ki buradaydın. Bay bay. Gülün'le beraber yarıştık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.